Su içmenize rağmen sık sık şiddetli susuzluk hissi yaşıyor musunuz? Çevrenizi puslu mu görüyorsunuz? Yorgunluk ve karın ağrısı yakınmalarınız mı başladı? İstemsiz kilo kaybınız mı var? Sık sık idrara mı çıkıyorsunuz? Son zamanlarda bu sorunlardan şikayet etmeye başladıysanız dikkat! Yakınmalarınızın nedeni günümüzde gençlerde dahi sıkça görülen yüksek kan şekeri olabilir. Kanda şekerin belli düzeylerin üzerinde olması diyabet olarak tanımlanıyor. Besinlerimizdeki her bir parça sindirim sistemi tarafından en küçük yapı taşlarına kadar parçalanıyor ve içlerindeki şeker ortaya çıkartılıyor. Bunun nedeni ise vücudumuzdaki tüm hücrelerin çalışmak için şekere ihtiyaç duymaları. Şeker molekülleri enerji sağlayacakları hücrelerin içine insülin hormonuyla girebiliyorlar. Eğer vücudunuzda insülin yoksa veya vücudunuz insüline doğru şekilde yanıt vermiyorsa şeker hücrelere giremiyor ve kan dolaşımında birikmeye başlıyor. Açlık kan şekerinin 110 ila 125 mg bölü DL, yemekten 2 saat sonra bakılan kan şekerinin 200 mg bölü DL'den yüksek olması veya kan şekeri yüksekliği belirtileri gösteren bir kişide rastgele yapılan kan şekeri ölçümünde değerin yine 200 mg bölü DL'nin üzerinde çıkması tanıyı koyduruyor. O yüzden kandaki şeker yüksekliği ihmale gelmiyor çünkü damarlarda hasarlar oluşturarak kalp krizinden inmeye, böbrek yetmezliğinden kalıcı görme kaybına kadar pek çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla vücudumuza verdiği hasardan korunmak için kan şekerinin ideal değerlerde olması büyük önem taşıyor. Ancak yaptığımız bazı hatalar var ki kan şekerini hızla yükseltebiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ozan Kocakaya kan şekerini yükselten 10 hatayı anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. 1. Belirtileri göz ardı etmek. Çok su içmek, çok sık idrara çıkmak, görme bozuklukları, kilo kaybı, yorgunluk, bitkinlik gibi belirtileri göz ardı etmek yüksek kan şekerinin tanı ve tedavisini geciktiriyor. 2. Sağlıksız beslenmek. Şekerli veya şeker, yağla tuzla işlenmiş gıdaları fazla tüketmekte kan şekerini yükselten önemli faktörler arasında ilk sırada yer alıyor. 3. Kas kütlesinin kaybına seyirci kalmak Kaslar hayatta kalmak için şeker yakarlar. Dolayısıyla yeterli egzersiz yapmamak, harcanan enerji miktarını sınırlı tutarak şekerin yakılmadan vücutta kalmasına neden oluyor. Bunun sonucunda da kan şekeri yüksek değerlere ulaşıyor. Kas kütlenizi kaybetmemek için bolca hareket etmeye ve düzenli olarak egzersiz yapmaya özen gösterin. Yürümek gibi hafif fiziksel aktivite bile şekerin yakılmasında son derece etkilidir. 4. Aile öyküsünü göz ardı etmek Ailede diyabet hastalığı tanısı alanlar olduğunu göz ardı etmek de kan şekerini yükselten önemli hatalardan. Genetik mirasımız kaderimiz değil ama bize hangi konularda daha çok farkındalığımız olması gerektiği konusunda uyarıcı oluyor. Ailenizde özellikle birinci derece yakınlarınızda diyabet hastası varsa belirtiler konusunda dikkatli olmanız, yakınmanız varsa zaman kaybetmeden hekime başvurmanız gerekir. 5. Geçmiş hastalıkları dikkate almamak Polikistik over sendromu, gebelik şekeri ve pankreatit gibi hastalıklar geçirdiyseniz bunları unutmayın. Çünkü bu hastalıkları hayatının bir döneminde yakalanmış olanlar ilerleyen yaşlarda diyabete daha yatkın oluyorlar. Dolayısıyla kan şekerinizi en az yılda bir kez ölçtürmeyi ihmal etmeyin. 6. Tedaviyi aksatmak. Kan şekerini yükselten bir başka önemli hata da tedaviye aksatmaktır. Diyabet hastaları ilaçlarını mutlaka düzenli almaları gerekiyor. İster hap, ister insülin olsun, diyabet tedavisine düzenli devam etmemek kan şekerini yükseltiyor ve sizi diyabetin neden olduğu hastalıklarla karşı karşıya bırakıyor. 7. İlaçları bilinçsizce kullanmak. Kan şekerini yükseltebilecek olan ilaçları bilinçsizce kullanmak da yapılmaması gereken önemli hatalardan. Kortizon veya idrar söktürücü özelliğe sahip bazı ilaçlar Hatta masum gibi görünen bazı grip ilaçları bile şeker metabolizması üzerinde ciddi etkiler oluşturabiliyorlar. Dolayısıyla doktorunuzun ilaçlarla birlikte yapacağı diyet önerilerini ve kan şekeri takibinin gerekli olup olmadığını dikkatle dinleyin. 8. Kan şekeri düştüğünde aşırı şeker tüketmek. Kan şekeri düştüğünde sıkça yapılan önemli hatalardan biri aşırı şeker tüketmek oluyor. Kan şekeri düşüşü yani hipoglisemi son derece rahatsız edici, kaygı verici bir durum. Sinirlilik, terleme ve çarpıntıyla başlayıp bilinç kaybına kadar ilerleyebilen bu tablo, kan şekeri düşen hastalarda paniğe ve belirtiler düzelene kadar yüksek miktarda şeker ve şeker içeren yiyeceklerle, içecekler tüketilmesine neden olabiliyor. Tedavi nedeniyle de zaman zaman kan şekerinde düşüş yaşayabilirsiniz. Bu durumda paniğe kapılmadan tek küp şeker veya yarım bardak meyve suyu içmeli, ardından 15 dakika bekleyip yeniden ölçüm yaparak bir kez daha düzeltme yapmaya ihtiyacımızın olup olmadığını değerlendirebilirsiniz. Çünkü kan şekeriniz düştüğünde aşırı şeker tüketirseniz bu kez aşırı yükselmeye başlar. 9 kilo almak. Kilo alan kişilerde artan yağ dokusundan salınan hormonlar şekerin hücrelerin içine girmesini sağlayan insülin hormonunun görevini yapmasını önlüyorlar. İnsülinin etkili bir şekilde kullanılmaması nedeniyle de şeker hücrelere giremiyor ve kan dolaşımında birikmeye başlıyor. Bunun sonucunda da diyabet gelişiyor. 10. Sigara içmek Sigaranın içindeki nikotin kısa vadede iştah kapatıp metabolizma hızını artırsa da uzun dönemde diyabet oluşumuna zemin hazırladığı ortaya kondu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 ila 30 yaş arasındaki 5115 kişinin 7 yıl takip edilerek verilerinin derlendiği bir çalışmada sigaranın içindeki nikotinin kilo alımına ve kandaki kötü yağları artırıp iyi kolesterolün düşüşüne yol açtığı, ayrıca insülin direncini tetiklediği kanıtlandı. Kan şekeriniz yüksekse yapmanız gereken birinci şey, bunun için yardım aramaksa İkincisi de sigarayı bırakmaktır. Sigarayı bırakmak için doktorunuza, hemşirenize, eczacınıza mutlaka danışmanız, sigara bıraktırmaya yönelik programlara dahil olmanız veya Alo 171 sigarayı bırakma hattını aramanız gerekiyor.